Yerelde ittifak arayışının noktalanmasının ardından Cumhur İttifakı'nın geleceği konuşulmaya başlandı. Mecliste kilit roldeki MHP, AK Parti'ye desteğini sürdürecek mi? Şimdi yanıtı aranan soru bu. İttifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamış. Madem ki biz yolumuza diyorlar, biz de herkes kendi yoluna deriz. AK Parti ve MHP arasında yerelde ittifak kapısı bu açıklamalarla kapandı. Liderler Cumhur İttifakı sürecek mesajı verse de gözler meclise çevrildi. Bizim Cumhur İttifakı'nda hiçbir problemimiz yok. Ülkemizin ve milletimizin menfaatine olan her şeyi biz destekleriz. AK Parti'nin mecliste 290 sandalyesi var. İşte bu nedenle 50 milletvekili olan MHP'nin desteği kritikti. Şimdi merak edilen soru şu: İki parti bundan sonra da mecliste uzlaşabilecek mi? Meclisi sekteye uğratır mı sizce biraz? Uğratmayacağını düşünüyorum. Bizi desteklemeyenleri bir gün gelecek halk da desteklemez. Af, emeklilikte yaşa takılanlar, daha şimdiden uzlaşılamayan başlıklar. Muhalefet Cumhur İttifakı'nın bundan sonra sürmeyeceği görüşünde. Fakat şimdi tuğ kaka oldu. Bu bir çıkar birlikteliğidir. Herhangi bir ideali falan yok. Demek ki bu kadarmış, bitirdiler. AK Parti ve MHP kurmayları ise yereldeki ayrışma meclise yansımaz diyor. Uzlaştığımız, anlaştığımız bir kanun teklifi veya bir madde olursa biz de MHP'ye muhakkak destek oluruz. Daha önce nasılsa aynen devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici ise iplerin koparılmamasından yana. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem de Sayın Bahçeli'den randevu talep ettik. Devamında fayda olduğunu düşünüyoruz. Cumhur İttifakı'nın devamıyla ilgili ipler kopmuş değildir.